Merhum hocamız Profesör Doktor Bahattin Ögel'in yüksek lisans talebesi olan bir gazeteci, onunla ilgili bir hatırasını şu şekilde nakletmişti. Bir gün derste bir arkadaşımız Atatürk'ümüzü sorular gibi konuşmuştu. Sevgili hocam Bahattin Ögel, Kaşgarlı Mahmut'tan bir öyküyle cevap verdi. Öykü şöyleydi. Bir kervan yolunda giderken bir kartal kervancının börküne pençe atar. Kervancı börkünü sıkıca tutar ama kartal kervancıyı börküyle havaya kaldırırken kervancı ile beraber kervancının bacaklarıyla sıktığı altındaki eşek de havaya kalkar. Bu kez eşeğe bağlı develer de bir sıra halinde havaya kalktığı anda en arkadaki deve Allah'a şöyle yalvarır. Allah'ım kervancının bileğine güç ver de börkünü sıkı tutsun. Bu öyküyü anlattıktan sonra hocamız sözlerini şu tarihi hükümle bağlamıştır. Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgesidir, ona laf yoktur. Baş giderse börk gider, börk giderse il gider, iffet gider. Allah muhafaza, bir daha da geri gelmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük, lafı cimi yok Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür. Bugün varsak, bugün hayattaysak, bunun şeref bayesi Türk tarihin silsilesinde müstesna bir yeri olan Aziz Atatürk'ündür. İdeolojik doğmalarla, ilkel bir taassupla, keskin ön yargılarla Atatürk düşmanlığı yapmak millete değil Diyanete hizmettir. Ayasofya-i Kebir Camii Şerif açılmışken büyük bir özlem olan Taksim Camii'nin manevi hayatımıza kazandırılması, Müslüman gönüllerle buluşturulması sağlanmışken nükseden Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalı, nasıl anlamalıyız? İktidarın millete mal olmuş muhterem eserlerini gölgelemeye, kutuplaşmayı teşvik etmeye kimin ne hakkı vardır? Her güzel ve memnuniyet verici gelişmelerin yaşandığı bir dönemde suyu bulandıran, ortamı kızıştıran, bunu da Müslüman kisvesi altında yapan kişilerin Türkiye'nin huzuruyla oynamaları provokasyondur. Bunlar iyi araştırılmalıdır. Maksatları derinlemesine tahlil edilmelidir. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Vaazlarıyla milli birliğimizi yaralamaya, tarihi şahsiyetlerimizi kötülemeye hiç kimse cüret etmemelidir. İnanç sahibi insanlarımızı üzmek, özellikle de bugünkü AK Parti hükümetini töhmet altında bırakmak, yapılan muhteşem hizmetleri söz ve fiillerle karalamak temiz bir mizacın, ihlaslı bir kalbin sonucu değildir. Herkes uyanık olmak zorundadır. İslam adına İslam'ın temel değerlerini, kutlu çağrılarını hasametle tartışmaya açmak ahlaken sorunludur. Sorunsuz ve şuursuz konuşmaların, temelsiz ve mesnetsiz ithamların hiç kimseye faydası yoktur. Atatürk'e bühtan edenlerin milletimizin gözünde zerre değeri olmayacaktır. Zira Atatürk milli birliğimizin ortak paydasıdır. Kim Gazi Paşa'ya saldırıyorsa, kimin Gazi Paşa'ya kötü sözü dokunmuşsa ya soy kütüğünde bir karanlık nokta ya da mazisinde yüzünü kara çıkaracak bir mahcubiyeti vardır. Atatürk'ün manevi hatırasını ezeyanla izam etmek İslam'a katkı mıdır?
mukaddesatımıza sahip çıkmak, ona refik olanlara, ona refakat edenlere sahip çıkmaktır. Atatürk'e hakaret mukadderatımıza da husumettir. Allah için söyleyiniz, Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Atatürk'e en ağır sözleri reva görenler Türk milletinin ruhunu okşadıklarını mı düşünüyorlar? Ey kendini bilmez akılsızlar! Atatürk'ümüzden ne istiyorsunuz? O tarih sahnesine çıkmasaydı, Türklüğün kıvancı, İslam'ın bekçisi olmasaydı, doğduğunuzda kulağınıza ezan mı okunur yoksa bir kilise vaftiz mi ettirirdiniz? Atatürk'ün hatıralarına ve heykellerine saldıran zavallılar, sizin yel değirmenlerine savaş açan Don Kişot'tan, yancısı Sancho Pancho'dan ne farkınız vardır? Yüce dinimizde açıkça haram işleyen bir günahkara bile hakaret uygun bulunmamıştır. Dirilere olduğu gibi ölülere de sövmek Hazreti Peygamber tarafından kesinlikle yasaklanmıştır. Bu yüzden ölülerin arkasından kötü konuşmamak, onları hayırla yad etmek Müslümanların yaşattığı güzel geleneklerden birisidir. Bu konuda sevgili Peygamberimiz, ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden gönderilmiş olduklarının, yani amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Kafirlik ve zalimlik, Türk milletinin sinesinden çıkan hiçbir vatan ve millet kahramanına layık görülemez. Herkes bilsin ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim ve milletimizin kırmızı çizgisidir. İlk Cumhurbaşkanımız ve milli mücadelenin yol başçısıdır. İman ve insaf sahibi herkes ona hürmetle mükelleftir. Yüce Allah'ın Bakara suresinin 204. ayetinde tıpkısının aynısıyla buyurduğu şudur. İnsanlardan öylesi vardır ki onun dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gider. O kalbinde olmayana Allah'ı şahit tutar. Oysa ki düşmanların en amansızıdır. Atatürk Türkiye'dir. Atatürk Cumhuriyet'tir. Atatürk maşeri vicdana altın harflerle kazınmış ne mutlu Türk'üm diyene seslenişinin mimar başıdır. Onu rahmetle anmak, ona saygı duymak, onun eserlerine sadık kalmak her nesil, her Türk evladı için ödevdir. Emel sahiplerini uyarıyorum. Atatürk'ten elinizi çekiniz. İsnatlarınızı kesin, dilinizi susturun. Fani bedeni olmasa da müstehna hatıralarını ve yüksek fikirlerini cesaretle savunacak büyük Türk milleti vardır ve kötü niyetlilerin alayını karşılamaya gücü yetecektir.